1-2. sınıf tekrar testleri biyoloji 1. ünite cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1-2. sınıf tekrar testleri biyoloji 1. ünite cevapları. SEF 1-2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 158 SEF 1. Tümüyle ağır azot 15 ne içeren bir DNA molekülü santrifüj edildiğinde şekildeki gibi bantlaşma oluşmaktadır. Buna göre bu DNA molekülünün normal azot 14 ne içeren bir ortamda iki kere eşlenmesinden sonra sıvı tekrar santrifüj edildiğinde bantlaşmanın nasıl olması beklenir? Cevap C. İkinci RNA çeşitlerinin hücredeki miktarları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. Mırna, rana, tırna. B. Rana, tırna, mırna. C. Rana, mırna, tırna. D. Mırna, tırna, rana. E. Tırna, mırna, rana. Cevap B. Üçüncü protein sentezinde görev alan teranaların baz dizilimi verilmiştir. Buna göre bu protein sentezine kalıplık eden DNA'nın tamamlayıcı ipliğindeki baz dizilimi nasıl olmalıdır? Cevap B. SEF 1-2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 159 SEF 4. Günümüzde bilim insanları istenen genlerin bitki, hayvan ya da mikroorganizmalara aktarımını kontrol edebilmekte ve canlıya yeni özellikler kazandırabilmektedir. Yeni özellik kazanmış canlılara genetiği değiştirilmiş organizma ya da transgenik organizma adı verilir. Örneğin, bir bakteriden bitki zararlılarına karşı toksik etki gösteren gen biyoteknolojik yöntemlerle şeker pancarına aktarıldığında şeker pancarı böceklere karşı dirençli hale gelir. Bu bilgilere göre I. Gen aktarımı tür içinde çeşitliliğe neden olur. 2. Farklı türler arasında gen aktarımı olur. 3. Canlıya aktarılan genden farklı bir özellik kazandırılır. İfadelerden hangilerine varılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 5. protein sentezinde gerçekleşen I. Protein sentezine kalıplık yapacak genin RNA polimeraz enzimi tarafından kısmi olarak çözülmesi. 2. mRNA'nın ribozomun küçük alt birimine bağlanması ve büyük alt birimin bu yapıya katılması. 3. DNA'nın anlamlı ipliğindeki nükleotitlerin karşısına uygun nükleotitlerin gelerek mRNA sentezinin yapılması. 4. Teranaların uygun amino asitleri kendisine bağlaması. Olaylarından hangileri ökaryot hücrelerde çekirdekte meydana gelir? A. Yalnız I. B. IV 2. C. IV 3. D. I. 2 ve 3. E. I. 3 ve 4. Cevap C. 6. İstenen özelliklere sahip canlılardan alınan sperm ve yumurtaların döllenmesi. Farklı genotiplere sahip bireylerin çaprazlanmasıyla yeni özelliklere sahip yavrular elde edilmesi. Yapay uygulamalar ya da doğal olarak hücrenin kromozom sayısının 3 ne veya daha fazla olması. İstenen genlerin bitki, hayvan ya da mikroorganizma DNA'larına eklenerek canlıya yeni özellikler kazandırılması. Verilen açıklamalar içerisinde aşağıdakilerden hangisinin tanımı yoktur? A. Melezleme. B. Yapay döllenme. C. Poliploidi. D. Gen aktarımı. E. Klonlama. Cevap E. 7. ribozomda 500 amino asitten meydana gelen bir polipeptit zincirinin sentezi esnasında en az kaç çeşit tırna kullanılır? A. 1. B. 2. C. 20. D. 61. E. 64. Cevap A. SEF 1-2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 160 SEF 8 nükleik asitler ile ilgili bir sunum yapan Serpil aşağıdaki slayta geldiğinde. Ökaryot canlılarda çift zincirli ve sarmal yapıda olan, kalıtımda görev alan nükleik asit çeşidine DNA adı verilir. Tek zincirli olan ve protein sentezinde görevli nükleik asit çeşidine ise RNA adı verilir. Nükleik asitlere yönetici moleküller de denir. Prokaryot canlılarda DNA sitoplazmada bir yığın olarak bulunur ve üzerinde birim zar yoktur. Ayrıca prokaryot DNA'sı halkasaldır.
bakteriler birbirlerine plazmit DNA yapabilme yeteneğine sahiptir. DNA, protein sentezi için kalıp olarak kullanılır. DNA, kendini eşleyerek bir kopyasını oluşturabilir. Arkadaşlarından bu slaytta verilen bilgilerle ilgili bazı cümleler kurmalarını istemiştir. Buna göre arkadaşlarının kurduğu cümlelerden hangisi yanlıştır? A. DNA'nın ve RNA'nın yapısı birbirinden farklıdır. B. Protein sentezi için DNA ve RNA'nın ikisine birden ihtiyaç vardır. C. DNA ve RNA'nın görevleri birbirinden farklıdır. D. DNA'nın şekli canlılar arasında farklılık gösterebilir. E. Genetik bir hastalık anneden bebeğe RNA ile aktarılır. Cevap E. 9. Buket öğretmeninin verdiği DNA maketi projesiyle ilgili DNA molekülünün sahip olduğu özelliklerin bulunduğu bir tablo hazırlıyor. Bu tabloya göre, 1. DNA molekülü birbirine paralel uzanan, sarmal yapıda aynı sayıda nükleotit içeren iki zincirden oluşur. 2. Yapı taşı nükleotittir. Her nükleotit, bir fosfat grubu, bir deoksiriboz şekeri ve bir azotlu organik baz içerir. Bazlar adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 çeşittir. 3. iki zincirli yapıda birbirine karşılıklı gelen iki nükleotit de daima adenin bazı timin bazı ile eşleşmektedir. Aralarında iki zayıf hidrojen bağı oluşmaktadır. 4. iki zincirli yapıda birbirine karşılıklı gelen iki nükleotit de daima guanin bazı sitozin bazı ile eşleşmektedir. Aralarında 3 zayıf hidrojen bağı oluşmaktadır. Bu maketi hazırlarken eski bir maket çalışmasından kalmış, içinde 200 fosfat grubu, 100 deoksiriboz şekeri, 80 guanin bazı, 40 sitozin bazı, 50 adenin bazı ve 40 timin bazı maket parçası olan bir kutu buluyor. Buna göre hazırlayacağı maket çalışmasında sadece bu malzemelerden yararlanarak en fazla kaç hidrojen bağı içeren bir DNA molekülü hazırlayabilir? A. 140 B. 200 C. 400 D. 510 E. 540 Cevap A. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 161 SEF 10 Biyoloji dersinde sunum yapan Çağan ve Çınar, gen üzerinde yapılan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği çalışmaları hakkında çeşitli bilgileri arkadaşlarıyla paylaşmışlardır. Biyoteknoloji, doğada mevcut olan genlerin çeşitli ıslahlar ile saflaştırılması ya da bu genlerin ileri teknoloji kullanılarak başka canlılara aktarılmasıyla doğada hazır olarak bulunan gen istenilen canlıda kullanılabilmektedir. Böylece istenilen ticari ürün hızlı bir şekilde üretilebilmektedir. Genetik mühendisliği, doğada bulunan genlerin çeşitli yöntemler kullanılarak değiştirilmesi, birleştirilmesiyle genetik yapısına insan müdahalesi yapılmış canlıların üretilmesi sürecidir. Bu şekilde üretilen canlılara GDO, genetiği değiştirilmiş organizma, denir. Bu canlıların istenilen şekilde üretilmiş olması onları birçok konuda dirençli hale getirebilmektedir. Bu canlılar doğal bir süreçle üretilmediği için doğaya olan etkileri, olası yararları ve zararları konusunda henüz yeteri kadar bilgi birikimi yoktur. Bu nedenle ülkemizde GDO'lu ürünlerin satışı ve üretilmesi yasaklanmıştır. Çağan ve Çınar'ın I. Biyoteknoloji ile yeni gen çeşitleri üretilerek kalıtsal çeşitliliğin artırılması sağlanır. 2. Genetik mühendisliği yeni gen düzenlemeleri yaparak hastalıklara dirençli canlılar üretebilmektedir. 3. Biyoteknoloji ile genetik yapısı ata canlıdan farklı olan canlılar üretilebilir. 4. Ülkemizde GDO'nun olası kötü etkileri önlenmeye çalışılmıştır. Sunum yaparken kullandığı bu ifadelerden hangileri biyoteknoloji ve genetik mühendisliği ile çelişmektedir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. I. 3. D. I. 2 ve 3. E. I. 3 ve 4. Cevap A. 11. Dünya nüfusunun yarısının temel besin kaynağı pirinçtir. Vitamin bakımından fakir olan pirinçte, A vitamininin öncül maddesi olan beta-karoten üretiminden sorumlu gen yoktur. Pirincin en çok tüketildiği Güney ve Güneydoğu Asya'da 5 yaşın altındaki çocukların %70'inde A vitamini eksikliği görülmektedir. Bu durum birçoğunun sağlığının bozulmasına ve kör olmalarına neden olmaktadır.
Günümüz gen teknolojisiyle nergis bitkisinde bulunan beta-karoten üretiminden sorumlu olan gen, normal beyaz pirince aktarıldığında taneleri daha parlak ve sarı-yeşil renkte olan altın pirinç üretilmiştir. Buna göre, farklı türler arasında gen aktarımı yapılmıştır. 2. Besin değeri daha yüksek ürün elde edilmiştir. 3. Altın pirinç tüketenlerde vitamin eksikliğine bağlı hiçbir rahatsızlık görülmez. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnızlığı. B. IV2. C. IV3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap B. SYF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 162 SYF 12 jel elektroforezi, nükleik asitlerin moleküler büyüklüklerine, elektrik yüklerine bağlı olarak uygulanan elektrik akımı sayesinde agaroz olarak adlandırılan özel bir matriks içerisinde bir yön boyunca taşınmasıdır. Olay yerinden alınan bir DNA örneği biyoteknolojik yöntemlerden biri olan agaroz jel elektroforezi ile yürütüldükten sonra şekil, bideki görüntü elde edilmiştir. Ardından olay yerinde bulunan iki şüpheliden de tükürük sürüntü örneği alınarak tekrar agaroz jel elektroforezinde yürütülmüş ve şekil, ikideki görüntüler elde edilmiştir. Çıkarılacak sonuçlarla ilgili olarak olay yerinden alınan örnek, şüpheli inin olay yerinde daha önceden bulunduğunun kanıtıdır. 2. Şüpheli I ile olay yerinden alınan örnek arasında suçlamaya yetecek kadar benzerlik yoktur. 3. Şüpheli I ile şüpheli 2 arasında akrabalık vardır. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV2. E. I. 2 ve 3. Cevap D. SYF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 160. 3 SYF 13 bakteriler çevrelerinde meydana gelen değişikliklere hızlı uyum sağlayabilen canlılardır. Antibiyotik direnci de bunun bir örneğidir. Belirli bir antibiyotiğe karşı direnç, söz konusu antibiyotiğin tedavi dozunda dirençli bakterileri öldüremediğini veya çoğalmalarına engel olamadığını ifade etmektedir. Antibiyotik direncine sahip bakteriler antibiyotik varlığında, dirençli olmayan bakterilere göre avantaj sağlar ve bunun bir neticesi olarak belirli bir süre sonra ortamdaki bakterilerin çoğu o antibiyotiklere karşı direnç sahibi olur. Ayrıca bakteriler, dirence neden olan genetik yapıları farklı bakteri türlerine de aktarabilir, bu da antibiyotik direncinin bakteriler arasında yaygınlaşmasına önemli katkı sağlar. Amerika'da yayınlanan Newsweek dergisi, 18 Ekim 2013 tarihli kapak sayfasında antibiyotiklerin aşırı kullanımına bağlı olarak tedavi edilemeyen süper mikropların dünya genelinde yayılmaya başladığına değinerek ilaçlar işe yaramıyor başlığını kullanmıştır. Yakın gelecekte enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde antibiyotikler tamamen etkisiz hale gelebilir ve basit yara enfeksiyonları ölümle sonuçlanabilir. Antibiyotik direnci ile ilgili verilen sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? A. Aşırı antibiyotik kullanımı bakterileri öldürmek yerine onları daha güçlü hale getirmektedir. B. Antibiyotik direnci düşük olan bir bakteri, dirençli bakteri ile etkileşime geçerek bu özelliği kazanabilir. C. Antibiyotik direncinin aşırı gelişmesi sonucu yakın gelecekte enfeksiyonların durdurulamaması söz konusu olabilir. D. Antibiyotik direnci nedeniyle enfeksiyona bağlı ölümlerde artış beklenmektedir. E. Antibiyotik direnci ile karşılaşıldığında ilacın dozunu artırmak ya da daha güçlü bir antibiyotiğe geçiş yapmak gereklidir. Cevap E. SYF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 164 SYF 14 klonlama ile ilgili bir gazete haberine yer verilmiştir. Bu haber ile ilgili bilim insanları klonlamada başarılı olmak için birçok çalışma yapmıştır. 2. Daha önceki klonlama yöntemleriyle uzun süre yaşayan maymunlar üretilememiştir. 3. Somatik çekirdek transferi yöntemiyle klonlama çalışmalarındaki başarısızlık oranı düşmüştür. 4. Maymun klonlanması ile insan klonlanması arasında bir ilişki yoktur. İfadelerinden hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. Yalnız 4. D. 2 ve 3. E. 2 ve 4. Cevap C.
15. marketlerde ve alışveriş merkezlerinde satılan ürünlerin üzerinde birbirine paralel, farklı kalınlıklarda çizgilerden oluşan ve her çizginin farklı rakamı ifade ettiği semboller bulunur. Bu sembollere barkod denir. Her ürünün barkodu farklıdır. Barkod okuyucuları ile barkodlar okutulduğunda ürün hakkında bilgilere ulaşılabilir. DNA parmak izimizdeki desenleri de bu barkodlara benzetebiliriz ve birçok adli vakalarda parmak izinden faydalanılır. Bu bilgilere göre DNA parmak izi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Farklı boyutlarda DNA parçaları vardır. B. Parmak izi kişiye özeldir. C. Cinayet işleyen suçlunun tespit edilmesini sağlar. D. Babalık davasında babanın belirlenmesini sağlar. E. Suç işlemeye meyilli kişilerin tespit edilmesini sağlar. Cevap E. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 165 SEF 16 T polipeptitinde amino asit dizilimi ojdumulto şeklindedir ve 5 çeşit amino asit ve 4 peptit bağ içerir. Tabloda X, Y ve Z polipeptitlerinin amino asit dizilimleri verildiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Amino asitlerin arasındaki bağ çeşidi aynıdır. B. X polipeptitinin amino asitleri arasındaki bağ sayısı Z'den fazladır. C. X ve Y polipeptitlerinde kullanılan amino asit çeşit sayısı farklıdır. D. Y ve Z polipeptitlerinde kullanılan bazı amino asit sayıları farklıdır. E. Polipeptitlerde kullanılan amino asit çeşitleri aynıdır. Cevap C. 17. Meselson ve Style ikilisi DNA'nın kendini yarı korunumlu eşlemesiyle ilgili yaptığı çalışmada E. coli bakterilerini azot kaynağı olarak sadece AR15'ne içeren bir besiyeri ortamında birçok kuşak boyunca çoğalmalarını sağladılar. Sonuç olarak E. coli bakterilerinin DNA'ları ağır azot içeren 15N15N oldu. 15N15N ağır azot içeren DNA'lar 14N lübesi ortamında bir kere eşlendiğinde oluşan DNA'lar 15N14N15N14N melez olur. Melez DNA'lar 14N lübesi ortamında bir kez daha eşlendiğinde ise 15N14N14N14N15N14N14N14N melez ve normal DNA'lı E. coli bakterileri oluşur. Buna göre normal azot içeren bir DNA taşıyan E. coli bakterisi önce iki kez ağır azot içeren ortamda, bir kez de normal azot içeren ortamda eşlendiğinde. I. Birinci eşlenmede oluşan DNA'lar %100 melez olur. 2. İkinci eşlenmede %50 ağır azotlu DNA'lar oluşur. 3. Üçüncü eşlenmede normal DNA'ların melez DNA'lara oranı 1:3'tür. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. I ve 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 166 SEF 18 DNA üzerindeki genden transkripsiyonla sentezlenen mRNA, sentezlenecek proteinin amino asit dizilişini belirler. Kalıp olarak kullanılan DNA zinciri anlamlı zincir olarak ifade edilirken, anlamlı zincirin karşısındaki zincir ise tamamlayıcı zincir olarak adlandırılır. DNA üzerinden mRNA sentezlenirken, anlamlı zincirde adenin bazı karşısına urasil bazı gelir. Kodonların şifrelediği amino asitler şekilde gösterilmiştir. DNA'nın I, ipliği anlamlı zincir olduğuna göre, oluşacak proteinin yapısında hangi amino asit bulunmaz? A. Serin. B. Metiyonin. C. Glisin. D. Fenilalanin. E. Sistein. Cevap E. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 167 SEF 19 DNA'daki polinükleotit zincirlerin oluşturduğu çift sarmalın dayanıklılığı, guanin ve sitozin sayısının adenin ve timin sayısının oranına bağlıdır. DCE at 1 ise üçlü bağ sayısı fazla ve DNA'nın iki ipliğini birbirinden ayırmak için gerekli ısı miktarı yüksek, DCE at. A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 2. E. IV 3. Cevap A.
SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 168 SEF 21. Bir canlıdan elde edilen DNA parçalarının ayrı vektörlere, aracı, aktarılmasıyla oluşturulan gen koleksiyonuna DNA bankası denir. Kesici enzimlerle elde edilen ökaryot DNA parçaları plazmit adı verilen vektörlere aktarılır. Bu vektörler daha sonra özel yöntemlerle bakterilere verilir. Böylece her vektör, farklı bakteri hücresine DNA parçası aktararak bu bakterilerin rekombinant DNA'ya sahip olmasını sağlar. Bakteriler daha sonra uygun ortamda çoğaltılır ve istenilen geni taşıyan koloniler oluşturulur. Verilen bilgilere göre, DNA bankasının oluşturulma amacı istenilen genin bulunduğu DNA parçasına kolayca ulaşabilmektir. 2. DNA parçaları ile plazmitin birbirini tamamlayan baz dizilimine sahip olması kesici enzimler aracılığı ile sağlanır. 3. Rekombinant DNA teknolojisi gelişmiş canlılara ait gen ürünlerinin basit yapılı canlılara ürettirilmesini sağlar. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. IV2. C. IV3. D. 2 ve 3. E, I, 2 ve 3. Cevap, E. 22. hücrede üretilecek bir proteinin. Birinci sıra amino asidin tamamlayıcı DNA zincirindeki nükleotit dizisi, ATG. İkinci sıra amino asidin anlamlı DNA zincirindeki kodu, GGC. Üçüncü sıra amino asidin tırna üzerindeki antikodonu, AAC. Dördüncü sıra amino asidin anlamlı DNA zincirindeki kodu, TCG. 5. sıra amino asidin mRNA üzerindeki kodunu, CCG. Sentezinde verilen bilgilere göre hangi amino asitler birden çok kullanılmıştır? A. Yalnız Y. B. Yalnız T. C. X ve T. D. Z ve T. E. X ve Y. Cevap, B. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 169 SEF 23. DNA replikasyonu sırasında yeni zincirin sentezlenmesiyle ilgili olarak. I. Replikasyon enzimleri, uzayan zincirin 5 serbest ucuna nükleotit ekler. 2. Nükleotitler DNA yapısına katılırken trifosfattan monofosfata döner. 3. İki zincir birbirine antiparalel olacak şekilde eşlenme yapılır. 4. DNA polimeraz nükleotitlerin sentezlenmesinde etkindir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. IV3. B. IV4. C. 2 ve 3. D. I. 2 ve 4. E. 2, 3 ve 4. Cevap, C. 24. Biyoetik, biyoloji ve tıp alanındaki gelişmelerin meydana getirdiği tartışmalı ve etik konuları inceleyen özel bir disiplindir. Biyogüvenlik, transgenik ürünlerin olası risklerinin değerlendirilmesi ve kontrol altına alınması, modern biyoteknolojinin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden uygulanmasını sağlamak için alınması gereken politik ve işlevsel önlemlerin tümü olarak tanımlanmıştır. Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi durum bu kavramlar ile ilgili değildir? A. İnsan klonlanması ile klon olan insanın yasal statüsü ve miras hakkı. B. Bitki ve hayvan genlerinin laboratuvar ortamında birleştirilerek mutant canlıların elde edilmesi. C. Islah çalışmaları ile daha fazla süt veren ineklerin elde edilmesi. D. Organ nakli olan kişinin organ ve sperminde organı veren kişinin DNA'sına rastlanması. E. Sadece belli bir fenotipe sahip kişileri etkileyen bir virüsün tasarlanması. Cevap, C. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 170 SEF 25 tabloda mRNA molekülünde bulunan 64 farklı kodonun GCU, GCC karşılığı olan amino asit çeşitleri alanin ALA, arginin ARG verilmiştir. Protein sentezi başlama kodonu ile başlayıp bitiş stop kodonu ile sonlanır. Buna göre AUGA-GCAU-CAUA şeklinde nükleotit dizilimi olan bir mRNA molekülünün protein sentezinde okunması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. 8. Nükleotitin G olarak değişmesi protein sentezini olumsuz etkiler. B. 6 kodonluk bir mRNA ve 5 farklı antikodona sahip tırna görev yapar. C. Oluşan polipeptitin amino asit sırası metbeki hislisesel'dir.
D. İlk iki nükleotit, Anadolu Ajansı, polipeptit sentezi için anlamsız olacaktır. E. Taktat dizilimine sahip DNA zinciri üzerinden sentezlenmiştir. Cevap A. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 171 SEF 26 protein sentez mekanizmasının verilen bölümüyle ilgili olarak. 1. kodonjantikodonlar arasında hidrojen bağlarının oluşması. 2. mRNA'nın ribozoma bağlanması. 3. amino asitler arasında peptit bağlarının oluşması. 4. ribozom alt birimlerinin uzaklaşması. Olaylarının gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? A. 2 1 3 4 B. 1 3 2 4 C. 4 2 1 3 D. 2 4 1 3 E. 1 2 3 4 Cevap A. 27. biyoloji öğretmeni Hasan Bey öğrencisine sorduğu soruya, ailelerin genetik altyapısını araştıran, soylarında herhangi bir genetik rahatsızlık olup olmadığını inceleyen ve ileride ortaya çıkabilecek olası genetik rahatsızlıkların tespitini sağlayan bir hizmettir cevabı, ne almıştır? Hasan Bey'in sorduğu kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Rekombinant teknoloji. B. Genetik danışmanlık. C. Genetik mühendisliği. D. Translasyon. E. Kök hücre teknolojisi. Cevap B. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 172 SEF 28 tedavi amaçlı klonlamada embriyolardan elde edilen kök hücrelerin kullanılması hakkında fikir ayrılıkları görülmektedir. Bir hücre yığını olan embriyonun, tedavi için kullanılabileceği görüşünün yanı sıra bir insana ait olan her hakkın embriyonun da sahip olduğu, bu nedenle embriyoların yok edilemeyeceği görüşü de bulunmaktadır. Yetişkinlerden ve kordon kanından elde edilen kök hücrenin kullanılmasında ise sorun yoktur. İnsan ve toplum için faydalı olabilecek her türlü araştırma, genel ahlaki ve manevi değerlere ters düşmeden, hukuk düzeni sınırları içinde olması durumunda desteklenmektedir. Parçada sözü edilen durum biyoteknoloji alanında hangi kavram ile doğrudan ilişkilidir? A. Islah. B. Biyoetik. C. Klonlama. D. Biyogüvenlik. E. Organ nakli. Cevap B. 29. canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapan bilim dalına genetik mühendisliği denir. Genetik mühendisliği, nükleotitlerin dizilişlerinin belirlenmesi, genlerin izole edilip çoğaltılması, bir canlıdan diğerine gen aktarılması gibi çalışmalarla ilgilenir. Buna göre, I. Doğum öncesi genetik hastalıkların teşhis edilmesi. 2. Bakterilerin hormon üretiminde kullanılması. 3. Geleneksel yöntemle hayvan ıslahının yapılması. Verilenlerden hangileri genetik mühendisliğinin uygulama alanlarındandır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap C. 30. tip I şeker hastası olan Ekrem Bey, kendisi her gün insülin iğnesini vücudunun çeşitli bölgelerine vurmaktadır. Bir gün bu insülin hormonunun nasıl üretildiğini merak etmiş ve yaptığı araştırma sonucunda aşağıdaki bilgileri edinmiştir. 1. Rekombinant plazmit elde edilir. 2. İlgili gen DNA'dan izole edilir. 3. Rekombinant plazmit bakteriye aktarılır. 4. Bakteri insülin hormonu üretir. Bu bilgilere göre insülin hormonu üretilecek olsa hangi sıraya göre yapılmalıdır? A. 1 2 3 4 B. 1 3 4 2 C. 2 1 3 4 D. 2 3 4 1 E. 4 3 2 1 Cevap C. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 170 3. SEF 31 nükleik asit çeşitleri olan DNA ve RNA'nın yapısı şekilde gösterilmiştir. Buna göre DNA ve RNA ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. DNA çift sarmal, RNA tek sarmal bir yapıya sahiptir. B. DNA ve RNA'da ortak bazlar bulunur. C. Turuncu renkte gösterilen uracil nükleotiti olup RNA'ya özgüdür.
D. Yeşil renkte gösterilen guanin nükleotiti ise mavi renkli sitozin nükleotitidir. E. Nükleik asitler taşıdıkları baz çeşidine göre isimlendirilir. Cevap E. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 174 SEF 32. DNA, nükleotit adı verilen yapı birimlerinden oluşur. Nükleotitin yapısında azotlu organik baz, 5C'lu şeker ve fosfat grubu bulunur. Bir bakteriden ayrıştırılan DNA parçasının bir bölümü aşağıda gösterildiği gibidir. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. A. inorganik, B. ise organik yapıdadır. B. 6 nükleotitten oluşan bir DNA parçasıdır. C. İlgili DNA bölümünün üretimi sırasında 16 molekül su açığa çıkar. D. K. Adenin veya guanin bazı olabilir. E. L. Timin, M. ise sitozin organik bazı olmak zorundadır. Cevap D. 33. bir polipeptit molekülünün yapısında bulunan amino asitlerin dizilimi aşağıda gösterilmiştir. Bu polipeptitin sentezine ait. I. Oluşan peptit bağ sayısı. 2. Kullanılan kodon çeşidi. 3. Kullanılan amino asit çeşit sayısı. Bilgilerinden hangilerine ulaşılamaz? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 3. E. 2 ve 3. Cevap B. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 175 SEF 34 DNA molekülünün yarı korunumda eşlenmesiyle oluşabilecek ağır, melez ve normal azotlu DNA'lar deney tüpü içerisinde santrifüj edildiğinde DNA moleküllerinin ağırlıklarına göre tüp içerisindeki dağılımı şekilde gösterilmiştir. Melez bir DNA molekülünün önce ağır azotlu, sonra da normal azotlu nükleotitlerin bulunduğu ortamlarda birer kez eşlenmesi sağlanıyor. Oluşan DNA molekülleri tüp içerisinde santrifüj edildiğinde DNA moleküllerinin dağılımı ve sayıları hangisinde doğru verilmiştir? Cevap A. 35. poliribozomda protein sentezi şekilde gösterilmiştir. Poliribozom ile ilgili. I. Bir mRNA aynı anda birçok ribozom tarafından okunur. 2. Kısa sürede çok sayıda aynı proteinlerin üretilmesini sağlar. 3. Ribozomun büyük ve küçük alt birimleri görev alır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 3. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 176 SEF 36 şekle göre. I sentezlenen RNA'daki şifre DNA'nın anlamlı ipliğindeki şifre ile aynıdır. 2. DNA molekülünün belirli bir bölgesi kullanılarak RNA sentezlenir. 3. RNA'da bulunan şifrelere uygun proteinlerin sentezlenmesine transkripsiyon denir. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 2. E. I. 2 ve 3. Cevap B. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 177 SEF 37. Tabloda canlılarda bulunan A, G, C ve U nükleotitleri kullanılarak oluşturulan mRNA kodonlarına karşılık gelen amino asitler verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yanlış olduğu söylenebilir? A. Bir amino asidin sentezi için birden fazla kodon vardır. B. Bir kodon birden fazla amino asite karşılık gelebilir. C. Durdurma kodonları bir amino aside karşılık gelmemektedir. D. Protein sentezinin başlayabilmesi için hücre içinde metiyonin amino asidinin bulunması gereklidir. E. Her kodon üçlü baz diziliminden meydana gelmektedir. Cevap B. SEF 1 2. sınıf biyoloji tekrar testleri 1. ünite çözümleri sayfa 178 SEF 38. Hayvanlarda ender rastlanan, daha çok bitkilerde görülen genellikle daha büyük çiçek, meyve ve tohumların oluşmasını sağlayan bir olay olup hücrelerdeki kromozom sayısının 3'ne veya daha fazla olması durumudur. Yukarıda ifade edilen biyoteknolojik yöntem aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapay döllenme.
B. Gen klonlama. C. Melezleme. D. Poliploidi. E. Canlı klonlama. Cevap D. 39. Frederick Griffith'in nükleik asitlerin keşfi ile ilgili zatürre etkeni S. Pneumonia bakterisini farelerde kullandığı deneyin özeti verilmiştir. Deney ile ilgili olarak I. Canlı kapsülsüz bakteri, ölü kapsüllü bakterinin içerisindeki materyalleri kullanarak daha önce sahip olmadığı genetik bir özellik kazanmıştır. 2. Kapsüllü bakteriler zatürreye neden olurken, kapsülsüz bakteriler zatürreye neden olmaz. 3. Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakteri ile kapsülsüz canlı bakteri karışımı verilen farenin kanında kapsüllü bakteriye rastlanır. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap E. 40. Dünyada ilk klonlanan Dolly'den sonra ülkemizde yapılan çalışmada, mezbahada kesilen bir yaşından genç bir koyundan alınan yumurta hücrelerinden elde edilen 69 klon embriyo, 8 koyuna transfer edilmiş fakat bir süre sonra sadece 2 koyunun gebeliği devam etmiştir. 2 koyunun hamileliği başarıyla sonuçlanıp 2007 yılında ilk klon kuzumuz olan Oyalı, bir hafta sonra da Zarife dünyaya gelmiştir. Sürmeli gözlü olan ilk klon kuzularımız büyüdükçe kıvırcık ırkından oldukları anlaşıldı. Normal bir koyunun ömrü ortalama 13 yılken, Zarife 2009 yılında hayatını kaybetmişti. Oyalı ise 2011 yılında Bahar adında bir kuzu dünyaya getirdi ve 4.5 yaşında iken hayatını kaybetti. Buna göre, I. klon kuzular embriyonun transfer edildiği koyun ile aynı genetik özelliklere sahiptir. 2. Dünyanın en uzun yaşayan klonu Oyalı'dır. 3. Yapılan klonlama üremeye yöneliktir. İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. IV 2. E. 2 ve 3. Cevap C. 1. İkinci sınıf tekrar testleri biyoloji birinci ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.